Merhabalar. World 17 ile birlikte sektör gerçeklerine hoş geldiniz. Bugün tereciye tere satmaya çalışacağım. Çok usta Doğan'la birlikte bir röportaj yapmaya çalışacağız bugün. Sayın Doktor Kemal Kamburoğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Edim. Burada seninle birlikte bu yayını yapmak benim için çok büyük bir keyif. Çok büyük bir haz duyuyorum. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Teşekkür ederim. O mutluluk bize ait. Estağfurullah. Oturduğunuz koltuğu yakında çerçeve ettirebilirim burada. Estağfurullah. Estağfurullah. Latife bir yana, şimdi bugün güzel bir konuşma olacağını düşünüyorum ve biliyorum. Biraz hem sizi tanımak istiyorum öncelikle, ki zaten tanıyorum ama bilmeyenler için çok kısa bir anekdotları alalım. Ama aynı zamanda benim öğrenmek istediğim şey, dünü ve bugünü tanıyan ve gören biri olarak arkadaşlarımız için bu işin girişimciliğini biraz konuşmak istiyorum. Evet. Önce sizi bir tanıyalım. Vallahi işte ben Kemal Kamburoğlu, İstanbul Beşiktaş doğumluyum. Bir tarihlerde orada doğduk çok yıllar evvel. sonra işte uzun yıllar silahlı kuvvetlerde görev yaptık. Sonra oradan İzmir Ticaret Odası'nın yönetim kurulunun talebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduk. İzmir Ticaret Odası'nda genel sekreter yardımcısı olarak önce, sonra genel sekreter vekili olarak görev yaptık. Sonra medyaya geçtik. Yaklaşık 23 yıl oldu televizyon ekranlarında. 25 yıl kadar da yazılı basında köşe yazarlığı. Bu arada işte bizim bir şansımız da oldu. Hem silahlı kuvvetlerdeyken ikinci bir üniversite bitirme imkanımız oldu. Bir akademik kariyer yapma imkanımız oldu. Onlar da bizim şansımız oldu. O açıdan işte tabii zaten silahlı kuvvetlerde görev yaptığımız dönemlerde üst düzey yönetici komutan olarak falan doğal olarak o uluslararası güvenlik ve stratejinin eğitimini alıyorsunuz. Evet. O işinizin bir parçası çünkü. Öte yandan işte bir ekonomi eğitimi alma imkanımız oldu. Bunun yanı sıra işte tabii medyanın içine girince de yaşayarak birçok şeyi görüp öğrenme imkanımız oldu. Sonra da onu genç kuşaklara aktarmak gibi bir görevimiz oldu. Ne güzel. Bu kadar yani, böyle özetlersek bu kadar. Programı burada kapatabiliriz. Yani keke gelince bilgi aldık. Estağfurullah. Şimdi bir farklı alanlardan, aslında hepsi aynı aslında ama farklı alanlarla işler yapıp sonra onları çok güzel bir şekilde birleştirmişsiniz. Bu yüzden tebrik ediyorum. Burada aslında benim de bir teorim var. Bir sonraki iş veya işte yapacağınız bir sonraki sektör bilmeden o an yaptığımız iş onu tetikliyor bazen. Evet. Yani tabii ki rençberlikten kalkıp ne bileyim polis olmak farklı bir konu ama ama aslında yaptığınız işler bir anda birbirine bağlantı, birbirine böyle bir devamı gelmiş. Peki şimdi benim ilk bir sorum var. Tabii, bir sorum şu olacak. Buyur. Yeni gazeteciler, yeni arkadaşlarımız, yeni yazarları gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz? Bir ilk soru bu. Çok popülist olmayacak şekilde. Tamam. Bir bunun cevabını alayım. Bir de çok düzgün bir Türkçeniz ve çok düzgün bir karakteristik yapınız var. Teşekkür ederim. O teveccühünüz sizin. Estağfurullah, ama gerçekten öyle. Özellikle bu yeni jenerasyonla birlikte hani her şeyi, ya ben bile mesela giyinişlerimiz bile hani bakıldığında bunu sürekli koruyor olabilmeniz bozulma bulaşıcı mıdır? Eğer bozulma bulaşıcıysa size neden bulaşmadı efendim? Estağfurullah. Bunu sonra öğrenmek istiyorum. Nasıl estağfurullah. Bu kompozit yapıdan nasıl kendinizi sıyırıyorsunuz? Nasıl bugünlere hiç çizginizden bozmadan? Çok soru oldu. Ama sorusun var. Tamam. Bugün ben de yakaladık. Estağfurullah. Ben de hemen cevaplayayım. İstersen şöyle yapalım. Sondan başlayalım. Başa lütfen gidelim. Şimdi tabii bütün bireyler dünyada ait oldukları toplum içinde yaşarlar. Bu insan doğasının, hani meşhur Reitzman'ın insan doğası şeyinde ihtiyaçlar merdiveni vardır. Orada insanların birincil ihtiyacı
yeme içme, barınma ve bir yere ait olma. Yani bir yere ait olmanız lazım. Bir aileye veya bir topluma veya bir topluluğa. Bu insan doğasındaki ihtiyaçların birinci basamağı, ilk basamağı. Yani insanoğlu var olduğundan beri hep burada olmuş. Bu ihtiyacı hissetmiş. Şimdi tabii bir insanın çizgisinin değişmesi, değişmemesi bu yetişme tarzına bağlı bir şey. Aldığı eğitime bağlı bir şey. Bakın öğrenim demiyorum. Çok önemli bir şey söylüyorum. Öğrenim değil. Öğrenim okul okursunuz. 10 tane, 15 tane, 20 tane üniversitede bitirebilirsiniz. Hayatınızın sonuna kadar 90 yaşında falan da üniversite öğrencisi olabilirsiniz. Evet. 15 tane üniversite bitirirsiniz. Ama size sadece öğrenim verir. Yani bir çilingir olursunuz. Kapı açmaya yarar onlar. Evet. Ama eğitim çok farklı bir şey. Eğitim, tıp bilimi bunu şöyle söylüyor. Öğrenme anne rahmindeyken, anne karnındayken başlıyor çocukta. Annenizin karnındayken aldığınız bilgilerle birlikte doğduğunuz günden itibaren hayatınızın sonuna kadar edindiklerinizin, öğrendiklerinizin, alıştıklarınızın beyninizde bıraktığı tortudur eğitim. Bu tortu ne kadar büyükse sizin kişiliğiniz de o ölçüde daha sağlam olur. Yani bir yerde aileden başlıyor bu iş. Evet. Ben Beşiktaş'ta doğdum, Beşiktaş'ta büyüdüm. Belki şanslı bir insandım. Hı hı. Çok iyi bir ailede, ailenin çocuğu olarak doğdum. Bilinen bir ailenin. Rahmetli büyük babam mesela Beşiktaş Kulübü'nün kurucularından bir tanesi falan böyle. Yani çok bilinen, çok köklü bir aile. Hemen şöyle bir Beşiktaş bayrağı alıyoruz o zaman. Babam uzun yıllar o camianın önemli simalarından biriydi falan. Yani bizim belki öyle bir şansımız oldu. O bir şans. Kimse doğacağı yeri, aileyi seçemez. Evet, evet. Ama önemli olan tabii oradan başlayan ve çevrenizden aldığınız... çünkü öğrenmede okul, çevre, arkadaş, aile... İş hayatı, yaşam hepsi sizin üzerinize bir şeyler katar. Yani öğrenme böyle bir şey. Bunları öğrendikçe aynı zamanda eğitiliyorsunuz orada. Evet. Eğer öğrendiğinizi doğru ortamda öğrenirseniz, değerlerin olduğu ortamda öğrenirseniz eğitilmiş olursunuz. Hı hı hı. Benim hep söylediğim bir şey vardır. Dünyada herkes ortalama bir zeka seviyesiyle doğar. Yani Allah korusun işte spastik kişiler veya herhangi bir engeli yoksa ters tarafta da üstün zekalı kişileri ayırırsak uçları ortalama bir zeka ile doğar. Bu ortalama zeka eğer eğitimle işlenirse akıl. Hayatla işlenirse kurnazlık olur. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bu tercih meselesi bir yerde. Çok iyiymiş. Akılla akıl eğitimle işlenirse akıl hayatla işlenirse kurnazlık olur. Çok iyi. Şimdi çevrenize bakın. Kurnaz mı, akıllı mı? Buradan geldiğimizde tabii işte bir de tabii düzgün Türkçe falan dediniz. Bu da Beşiktaş'ta işte İstanbul'da doğup büyümüş olmanın belki bir şansı. Ben Türkçe'yi çok önemsiyorum. Türkçe evet. Çok önemli bir şey. Bunu da altını lütfen her zaman çiziyorum. Çizmek de istiyorum. Lütfen siz de çizin. Bir ülkenin egemenliği diliyle sağlanır. Bakın hegemon olmak dünyaya hakim olmaktır. Kesinlikle. Hegemon olmak. Dikkat edin, dünyadaki hegemon devletlere Rusya hegemon bir devlet değildir. Neden? Dünyanın her yerinde Rusça konuşulmaz. Slavca mı? Evet. Slavca. Rusça, Slavca değil de Rusça yani. Bulgarca da Slavca'nın içinde. Evet. Romence de Slavca'nın içinde ama. Slavik. Evet. Ama İngilizce dünyanın her yerinde konuşuluyor.
İşte hegemon değil. Bakın İngiltere Hindistan'da hegemon olmuştur. Neden? Çünkü dilini oraya yerleştirmiştir. Çok bu nedenle Türkçe dil çok önemli bir şey. Dil bir milletin varlık nedenidir. Eğer dilinizi kaybederseniz millet olma özelliğinizi kaybedersiniz. Oktay Sinanoğlu'nun çok güzel bir lafı vardır. Kitabı vardır. Bay Bay Türkçe diye. Ben tüm gençlere bu kitabı okumalarını öneririm. Gerçekten biz dilimize sahip çıkmalıyız. Çünkü dil bir kültürün devamlılığını tabii sağlayan en önemli ögedir. Evet. O kültür devam etmezse milletler biterler. Neden? Çünkü kültür Ziya Gökalp'in tanımıyla hars. Hars bir milletin çimentosudur. O milleti var eden çimentodur. O hars dağılırsa gider. Gider. Bununla alakalı şöyle bir şey duymuştum ben daha önce. Ki bence teori artık kesinlikle kanıtlanmış bir şey. Aynı dili konuşan farklı insan, mesela aynı dili konuşan bir grup var. O grubu ikiye bölüyorsunuz. Birini bir kış kısmına koyuyorsunuz. Aralarında diyelim 4000 kilometre olsun. Diğerini de yaz kısmına koyuyorsunuz. Aradan 10 yıl geçtikten sonra bile o dilleri otomatik olarak değişmeye başlıyor. Tabii ki. Çünkü birinde kar var, kara başka bir isim veriyor. Diğerinde diyelim ki kum fırtınası var. Ona farklı bir isim veriyor ve yaşayışa göre de isim, şeyler değişiyor. Dil değişiyor. Ama bu dil ne zaman ki dışarıdan gelen etkilerle değişmeye başlıyor, o zaman her ne kadar kendi dillerini oluşturmuş olsalar da o belki bahsettiğiniz şey orada devreye giriyor. O hegemonya altında başkalarının anılarıyla kurulan dili kullanmak zorunda kalıyorlar. Ve böylece aslında kimliklerini kaybediyorlar. Tabii. Çok tabii enteresan değil mi? Bu çok biz basit bir şey gibi geliyor ama. Bakın Türkiye, özellikle Türkiye öyle mükemmel bir ülke ki, hı hı, Allah Türkiye'ye her şeyi vermiş. Her şeyi. Bizim inanılmaz yeraltı zenginliklerimiz var. İnanılmaz. Ben bununla ilgili mesela bir toryum kaynağımız var. Dünyanın en büyük kaynağı. Hı hı. 863 milyon tonla dünyada birinciyiz toryumda. Ben bununla ilgili 10 tane falan televizyon yayını yapmıştım. Ege Üniversitesi'nin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, ODTÜ'nün, 9 Eylül Deniz Bilimleri'nin, hı hı, yeraltı bilimcileri, hocaları, madencileri, maden bölümü hocaları falan çıkmışlardı. Türkiye çok zengin bir ülke. Türkiye gerçekten birçok şeyi başarabilecek olağanüstü imkanlara sahip bir ülke. Zaten birçok Türkiye üzerine bir takım emelleri olan birçok devlet de bunu bildiği için hep engellemeye çalışıyor. Evet. Türkiye kurulurken o kadar doğru ve güzel kurulmuş ki, bakın burada Türkçeden bahsettik. Türkçe Türkiye'nin resmi dili. Şeyde, eğitimde kullanılan, efendim öğretimde, evet, kullanılan dil. Fakat hiçbir zaman Türkiye'de etnik kökenlerin ana dillerinin kullanılmasına karşı çıkılmamış. Çıkılmıyor. Herkes kullanıyor. İşte bugün de her, tabii, köken her dili rahatça kullanır. Doğrusu da o zaten. Kullansın. Tabii ki kullanacak. İnsanlar geçmişini kimliğini unutmamalı muhakkak, evet, ki. Buradan baktığımızda Türkçenin doğru kullanılması, Türkçenin özenli kullanılması Türkiye'nin geleceği açısından da çok önemli. Evet. Çünkü Türkiye Cumhuriyetlerle olan sizin en önemli bağlarınızdan biri de Türkçe. Türkçe. Bu konunun gerçekten okay, altını çizmek istiyorum. Bu kadar Türkçe konuştuktan sonra okey diyorum. Bunu da ekstra ekleyin. Bakın. Evet. Okey. Peki demenizi daha uygun olur. Bunu silmeyelim ama. Bunu lütfen koyalım. Evet. Şimdi gelelim bir diğer sorunuza, değil mi? Evet. Yeni nesil. Yeni nesil. Bakın şimdi hayatta her şey bir tercih meselesidir. Siz bir birey olarak tercih edersiniz. Yani şu işi yapacağım diye tercih edersiniz. Şu imkanı sağlayacağım diye tercih edersiniz. Yasa dışı iş yapmayı tercih edersiniz. Yasalara bağlı kalmayı tercih edersiniz. İyi vatandaş olmayı tercih edersiniz veya ne bileyim yasa dışı işler yaparak iyi vatandaş olmamayı tercih edersiniz. Yani bunların her biri bireyin kendi tercihidir. Evet. Şimdi
yeni nesil gazetecilikte de bir tercih var. Tercih. Nedir bu tercih? Bu tercih şu. Maalesef tabii bu biraz da bunların hepsi birbirine bağlı konular. Sevgili Edim. 1970'lerden itibaren işte Onlayam Chomsky'den ve işte efendim şeyden bu neoliberalizm kavramının dünyaya açılmasından itibaren dünyada insanlar bireyselleşmeye başladı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde. Yani insanları birey olarak ele almaya başladılar. Dediler ki sen her şeysin, her şeyin olmalı, her şeyi yapmalısın, her şeyi etmelisin. Toplumu boş ver. Merkezci. Evet. Toplumu dediler boş ver. Merkezbenci. Toplumcu düşünmeyi boş ver dediler. Evet. Sen kendini düşün dediler. Ve bunu yıllar içerisinde bütün bu ülkelere enjekte ettiler. Şimdi özellikle gelişmekte olan ülkelerde veya az gelişmiş ülkelerde yeterince toplum bilinçli olmadığından, bireyler yeterli eğitim düzeyini almadığından kendilerine sunulan bu cazibelerden istifade etmek için büyük bir istek duydular. Evet. Ama bu cazibeleri elde ederken değerlerini kaybettiklerinin farkına varamadılar. Ödeme. Varamadılar. Evet. İşte o değerlerin kaybolması bir tercihti. Şimdi bir her şeyin paraya tahvil edildiği bir ülkede veya ülkelerde çok sağlam duruşları beklemek biraz hayali olur. Örneğin hep söylediğim bir şey var. Maalesef Türkiye'de iyi bir kalça iyi bir kafadan daha çok para ediyor. Öyle. Meselenin özü de bu. Dolayısıyla biraz evvel değerli çok tecrübeli, benden iki kat daha tecrübeli gazeteci arkadaşlarımla da sohbet ederken duydunuz eski gazeteciler bir başkaydı. Evet. Çünkü hiçbir zaman hiçbir birikimi olmayan, fikirsel birikim, bu konuda aldığı hiçbir eğitim olmayan, sadece podyumda yürüyen bir manken. Alıyorsunuz bunu getiriyorsunuz, televizyoncuya yapıyorsunuz, ekrana koyuyorsunuz. Tamam çok yetenekli olabilir, bir itirazım yok. Ama vahiy yoluyla mı geliyor bunlara bir gecede her şeyi de öğreniyorlar? Bu mümkün mü? Evet. Mümkün değil. O zaman 100 tane böyle aldığınızın 2 tanesi doğru çıkarsa 98 tanesi yanlış çıkıyor. O 98 yanlış toplumu etkiliyor. Ama nasıl etkiliyor? Yanlış yönde etkiliyor. Benim şöyle bir tezim var. Böldüm mü özür dilerim ama şöyle bir tezim var. Az önce onu da konuşuyorduk. Şimdi eskiden gazete, basın, yayın, kurum ve kuruluşları veya kanalları toplumu yönlendirip işte toplumu A'dan B'ye götürüyor. Dünyanın bütün ülkelerinde böyledir. Basının görevi mi zaten? Amerika'da da mesela Fox ve CNN'in ne kadar ayrışmış olduğunu zaten görürsünüz. Tabii. Şimdi benim buradaki sorum şu. Şimdi kötü bir şey yayınlıyor olabiliyorsunuz televizyonda. Kötü bir şey veya işte basında. Kötü bir şey yaparsınız. Tesisatçı örneğini verdik. Dedik ki bir tesisatçı kötü iş yapıyorsa kimse o tesisatçıdan iş almaz ve o batar. Ama korkutan durum da şu galiba, yeni bu sadece Türkiye üzerinden değil, dünya konjonktürü böyle. Neoliberalizmin sonuçları. Mantığı işte, olarak da zaten izleniyor. Yani bu kötü servisi alıp, yani ben çok iyi hatırlıyorum, ki benim yaşım daha 32. Ama ben küçükken işte TRT'de bir yayın olduğunda veya işte bir haber spikeri bir şeyi abest kullandığında insanlar ayaklanırdı. Nasıl bir Türkçe konuşuyor işte haberleri sunarken. Şimdi sanki düzgün Türkçe kullanmak sıkıntıymış gibi görünüyor. Yani bir şeyi satıyorsanız ve o satın alınıyorsa, satana çok da kızmamak gerekiyor ya bazen. Acaba toplum olarak mı bozulduk? Bakın şöyle, alışma diye bir kavram var. Tamam. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Yugoslavya nasıl dağıldı biliyor musunuz? Özgürlükçü hareketlerden dolayı değil herhalde. Yok. Neden dağıldı? Ben size anlatayım. Tito'nun Yugoslavya'sında
emperyal yapılar Yugoslavya'nın dağılması gerektiğini düşündüklerinde diyorlar ki biz ne yapalım? Sony firması 500 bin tane televizyonu ücretsiz olarak Yugoslavya'ya dağıtıyor. Ama kimlere dağıtıyor? Yugoslav dağ köylülerine dağıtıyor. Yani tarım yapan, çiftçilik yapan kesimlere. Şimdi televizyon, medya çok önemli bir enjeksiyon aracıdır. Bu işte Hitler'in meşhur Goebbels yöntemi budur. Algı yönetimi dünyada en önemli faktör şu anda. Hatta CIA'nin kurucusu olan Alman Reinhard Gehlen de bu Goebbels'in birlikte çalıştığı Goebbels'in sistemini orada oturtmuştur CIA'de. 1945 veya 1949 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam veya 48. Dolayısıyla Yugoslav köylüleri ne televizyonu dağıtıyorlar ama Yugoslav köylüleri televizyon izlemiyor. İzlemiyorlar. Çünkü çok çalışkan insanlar. Çalışıyorlar, izlemiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Brezilya'dan diziler ithal ediyorlar. JR'lar, işte köle izavuralar gelmeye başlıyor. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Bize de geldi diye biliyorum. Şimdi buradan dönersek algıları yönetirseniz toplumu yönetirsiniz. Evet. Mesele bu. Güzel. Şimdi buradan döndüğümüzde genç arkadaşlarımız için bir cümle söyleyeyim ben. Maalesef genç arkadaşlarımız okullardan iyi mezun oluyorlar ama iş bulamıyorlar. Çünkü farklı yani gazetelerin, televizyonların yöneticileri farklı kimseleri tercih ediyor. Zaten yazılı basın şu anda çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Çünkü dijital basın çok gündemde. Yani insanlar internete giriyor. Bir gazete, özellikle işte internet gazetelerini okuyorlar falan. Evet. Hani eskisi gibi o kağıdın mürekkepli kokusunu elime alayım, gazeteyi açayım, okuyayım. Çok azalmış durumda. Bu bir işsizlik yaratıyor tabii. Evet. Mesela işte iletişim fakültesinden, gazetecilik bölümünden mezun olan insanlar için bir işsizlik yaratıyor. Bir de maalesef eskiden sadece gazetecilik yapardı gazeteciler. Bugün işte medya patronlarına baktığımız zaman hepsi tüccar. Yani bu 50 yıldır böyle, 40 yıldır böyle tüccar. Tüccar zihniyetiyle iş yapınca kar zarar hesabı. Kar zarar hesabı genellikle işte piyasada yetişmenin de verdiği avantajlı kurnazlık biraz evvel ifade. Evet. Oraya geliyor filan böyle. Dolayısıyla işsizlik sorunu oluyor. Ama televizyon açısından da dediğim gibi gerçekten üniversitenin eğitimini o bölümden almış insanları değil de ya onlar da bulunuyor ama daha az sayıda bulunuyor. Daha farklı tercih kriterlerle tercihler yapılıyor televizyonlarda. Ben size bir örnek vereyim. Çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Bir televizyon bir gün ben televizyondayken dediler ki Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel yayına gelecek. Sizin konuğunuz olacak. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii insan gayri ihtiyari heyecanlanıyor. Koskoca bir cumhurbaşkanı ile yayın yapacaksınız. Ve üstelik de Türkiye'ye damgasını vurmuş bir cumhurbaşkanı. Bizden evvel bir televizyon kanalına daha gitti. Orada 15 dakika kaldı. Bizden yaptığı, benimle yaptığı yayında da yaklaşık 1 saat 20 dakika falan kaldı. Çok büyük bir zaman ayırdı sağ olsunlar. Allah rahmet eylesin. O 15 dakika kaldığı televizyon kanalındaki yayında bir şey dikkatimi çekti. İzledik tabii biz. Dikkatle izledik böyle o kanalı. Bir hanım kız, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayın yapan bir hanım kız. Üzerinde hiç unutmuyorum. Bakın o fotoğraf zihnimde kazılıdır. Çünkü çok ilginç bir fotoğraftı o. Böyle gri bir bluz, siyah bir bluz, işte renkli biraz tabii sadece düz siyah da değil. Altında bir gri etek, hatta biraz kısa bir etek ve de altında o zaman modaydı. Postal vardı, postal. Evet. Postal vardı. Ben inanamadım. Bir cumhurbaşkanıyla yayın yapacak bir bayan televizyoncu tek bir kıyafet giyer. Tek. Ya bir siyah döpiyes ya lacivert bir döpiyes giyer. Ayakkabıları da son derece zarif, ince, postal da salonda giyilecek ayakkabı. Bu o Cumhurbaşkanı'na gösterilen
saygıdır. Evet. Çok bakın enteresan. İki renk ya lacivert olacak ya siyah olacak. Başka renk de giyemezsiniz. Evet. Bir cumhurbaşkanıyla muhatap olun. E şimdi bu kimin kabahati? Bu o televizyondaki bütün o yayın yönetmeninin, işte genel yayın yönetmeninin o şeyin ne derler? Rejimin, rejimin her şeyin. Hepsinin kabahati. Evet. Demek ki bilmedikleri için. Evet. Çok enteresan. Okey. Şimdi vallahi biz bir uzun program yapalım sizle ya. Ben, olur. Ben videoyu çok unuttum. Ben komple dinliyorum şu lafınızı şey yaptım, uzattım. Yok yok, estağfurullah. Sıra büyük keyif. Şimdi ben bu programı hani çok şey bitirmek istemesem de bitirmeden önce şöyle bir soru soracağım. Buyurun. Bu bizim girişimci arkadaşlarımız için de gayet önemli. Geriye dönseniz. Evet. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsettik, yaptığınız işlerden bahsettik. Her şeyi bir kenara bırakıp sıfırdan bu işe, şu yaptığınız işe girer miydiniz? Tekrar bu işi yapar mıydınız? Yoksa şey der miydiniz? Ben müteahhit olacaktım ya. Var mı böyle? Yani bu tabii ki şu an belki geç bir soru ama hayat şeyine göre. Hani yok, ne yapmayalım. Hani ne düşünüyorsunuz? Hani şey diyor muydunuz acaba? Ya ben hep pilot olmak isterdim aslında. Çünkü bu iş zor bir iş. Yani bunun nemalanması var. Sürekli kapınızı aşındıranlar var. Benim haberimi yap diyen var. Bu haberi niye böyle yaptın diyen var. Bu dünyanın her yerinde var. Yani gazetecilik aslında gazetecilik biraz ateşten gömlek Türkiye'de veya dünyada. Evet. Yani değer miydi bu kadar çabaya, bu kadar uykusuz kalmaya, bu kadar belki haddimi aşıyorum belki ama bu kadar tehdit almaya ki olmuştur diye tahmin ediyorum. Çok oldu. Oldu yapar mıydınız bir daha? Bir. İkincisi de geçmiş size gitseydiniz ne derdiniz ona? Yani bir tüyo verir miydiniz yoksa ne çekiyorsan çek, ileride bunların meyvesini alacaksın çocuk deyip devam mı ederdiniz? Yani eski size söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir. İkincisi de diğer ilk sorduğum soru. Ben şunu özellikle söyleyeyim. Bir kere yaptığım hiçbir işten pişman olmadım ben hayatta. Ne mutlu. Birincisi bu. Ne mutlu. Hiç keşke dememeye çalıştım. Çünkü ona göre kendimi hazırladım. Yani bir işi yaparken bizim tabii çocukluğumuzdan beri aldığımız eğitim gereği bir plan değil, çok plan, alternatifli plan. Bir de ben bir işi yapmadan hemen 10 adım, 15 adım sonrasını hesaplarım. Yani böyle bir alışkanlık edindik biz. Yani eğitimlerimiz, yaşam tarzımız öyle oldu. O nedenle yaptığım hiçbir işten pişmanlık duymadım. Ben yaptığım tüm işlerde de mutlu olduğumu, ne mutlu, keyif aldığımı düşündüm. En zor koşullarda, en zor yaptığım işte bile sonra o iş bitince iyi ki bunu yapmışız, ülkemize şu noktada faydalı olmuşuz diye mutlu olduk. Ya yanlış yapmadık mı? Yapmışızdır tabii. Biz de insanız sonuçta. Ama önemli olan yanlışlardan ders almak. Biz de ders almaya çalıştık. Kötü niyetli. Onu yapmamaya çalıştık. Tabii hiçbir zaman kötü niyetli davranmadık. Ülkemizi çok sevdik. Bugün de çok seviyoruz. Ben çok samimi söylüyorum. Bugün ülkem için hiç tereddütsüz canımı veririm ben. Hiç kuşkum yok. Hiç tereddüt etmem. Bir saniye bile. Ne mutlu. Yani ülkem benim için dünyadaki en değerli şeydir. Milletim, ülkem, vatanım, bayrağım her şeyden değerli. Güzel. Dolayısıyla geriye dönüp baktığım zaman da ya keşke şunu yapsaydım dediğim hiçbir şey olmadı. Allah'a peki, çok bir şey söyler miydiniz sizin eski halinize gitseydiniz? Ha, bir şey söyler miydim? Söylerdim. Ne söylerdim? Daha çok çalış, daha iyi şeyler yap derdim. O kadar. Tamam, vay. Bunu ilk defa anladım. En önemlisi de şu. Allah bana bir de çok güzel bir şey verdi. Çok güzel bir aile verdi. O ailede çok mutlu oldum. İnsanların ailesi hayatta en kıymetli, en önemli şeyleridir. Ailenin yerine koyabileceği başka hiçbir şey de yoktur. Eğer ailenizde güzel bir mutlu bir yaşantınız varsa hayatınızda birçok şey de güzel gider zaten. Bunu ikinci defa duyuyorum. Ve sanırım bu çok doğru. Ailenizin aslında size itiş gücü veriyor olması ve sizi sürekli zinde tutuyor olması ve mutlu, ya bir hedef de koyuyor aslında. Evet. Çok ya, çok teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu. Ben büyük keyif aldım. Kısa oldu. Bir dahakimiz atalım. Olsun inşallah. Çok güzel oldu. Memnuniyetle her zaman. Onur ve gurur duydum. Estağfurullah. Onur bize ait. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizlere vakit ayırdığınız için hem değerli konuğum Kemal Bey hem de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki World 17 ile Sektör Gerçekleri programında görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim. Esen kalın.